de fa. Çok hassas bir ders. Hayır, İhtidar Bahçekil'de. Orayı mı? O evet. O merkezdi. Çok tuhaf bir yer. Vefa. Vefa, aslı fıtratını takip etmek. Aslı fıtratını takip et. Ben şimdi şuradan giriş yapıyorum. Esaretten geldikten sonra 11. rica. Esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca tepesinde bir köşkte merhum Biradezade Abdurrahman ile beraber oturuyordu. Bu hayatın hayat-ı dünyevi cihetinde bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Bir, Darül Hikmet'te mesleki ilmiyeye, ilmiyeme münasip en âli bir tarzda neşri ilme muvaffakiyet vardı. İki, bu. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazlaydı. Üç, mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. 5. Hem her şeyim mükemmeldi. Merhum biraderzadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar, hem bir talebe, hem hizmetkar, hem katip, hem evlad-ı maneviyen beraberdi. Hep müsbet. Hep müsbet. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken, en mesut bu. Dünya cihetiyle her şey tamam. Allah. Aynaya baktım. Saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm. Birden esarette Kosturma'daki camideki intibai ruhi yine başladı. 1915'te Ruslara karşı doğuda bütün talebeleriyle Ruslara karşı savaşmış. Hepsini feda ediyor. Kendisi esarette kalıyor. 3,5 sene kalıyor orada. Orada bir halet ruhiye geçiriyor. Ona benzer bir halet oluyor burada. Kosturma'daki camideki İntibah-ı ruhu, ruhi böyle bir ruh uyanıklığı, o halet neyse, yine başladı. Niye başladı? Çok ilginç bir şeyden dolayı. Her şey tamam. Durup dururken intibah-ı ruhu olur mu? Olmaz. Bir şey olacak, başına gelecek. Ondan sonra bu olacak. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum, kalben bağlandığım ve medar-ı saadet-i dünyeviye zannettiğim halatı, esbabı tetkike başladım. Hangisini tetkik ettimse, yani beni dünyaya bağlayan sebeplere baktım, hangisine baktımsa, baktım ki çürüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. Beni dünyaya bağlayan neyse, hepsi yani. Hepimiz biz de bakacağız. Ders o. Onun aynasında kendimizi seyredeceğiz. Mümin müminin aynasıdır. Hadisi sırınca. Bizi dünyaya bağlayan şeylere, sebeplere bakınca hepsinin baktım çürüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. Şimdi dinleyin. Bu intibah ruhi o Kostruma'daki bütün o talebeleri, bak altyapıya bak şimdi. Aynısı olabilmesi için intibar ruhu, ruhta bir inkılap olacak, feveran olacak. O ruhtaki feveran olması için madenlerin patlaması lazım. O Kostruma'daki intibar ruhunun sebebi şu, 1915'te
Ruslara karşı bütün talebesini hayal edebiliyor musunuz? Bütün dostlarını kaybediyor. Şehir her taraf yağmalanıyor. Kendi sesareti düşüyor. Bu medresesi gidiyor. Her şey bitiyor. Eğitimi bitiyor. Medrese yapıyor. Yani bunlar böyle bir hayali, bunların doğurduğu bir halet. Aynı bu cinsten Çamlıca'da olmuş. Ama bütün şartlar bunun tersi. İstanbul'un en güzel yeri. Her şey yerinde. O halet yürüye olabilmesi için o anlattığım o bütün talebelerini, medresesini, doğu, esaret, o haletlerin gibi bir ciğer çıkafe, yani ciğer yandırıcı bir hadis olması lazım. Durup dururken o alet olur mu? Olmaz. Şimdi o alete bakacağız. O alet neymiş? O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Allah Allah. İyi işine. Bak şimdi, evet. Ama ne oldu? Yani o had, evet. Ediyorsa yani ustadın halet üreyesini buraya koy. Bunu inkişaf ettiren o esaret, talebelerini kaybetmiş, ilmi bitmiş. Bu şey bunu aktif etmiş. Aynı bu burada duruyor ama bu diyor. Bunu aktif eden neymiş? En sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda ne kadar basit şey, umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Vefasızlık bunların yekünü gibi bir neticedir. Şimdi anlatacak onu iyiymiş. Denk yani. Denk buna. Şuna denk bu. Risale-i Nur'da topladım. Dersim olduğu için söylüyorum. Yani bütün laikaların başında aziz, sıdık, vefadar. Bir tane ekliyor. Meti. Vefadar, vefadar. Aziz ile, sıdık ile vefayı aynı yapıyor. Hepsinde. Vefanın ne olduğunu bakacağız şimdi. Üzerine çalıştığım için fazla. Çok tuhafıma gitti burası. Da altına söyleyecek bu vefa neymiş. Vefasızlık gördüm. Gördün ne oldu? Mesela Ömer, bana yanlışlık yaptın, yalan söyledin, malımı gasp ettin, vurdun kırdın. Ne yaparım, sana kızarım değil mi? Mustafa'ya kızar mıyım? Sen de çık. Ustad vefasızlık görünce ne oldu, ne yaptı, ona kızmıyor. Çok tuhafıma giden yer burası. Gördüm, hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Adama çalar çılpar kızarsın, vefasızlık görünce o adama kızmıyorsun. Dünyadan nefret ediyorsun. Vefasızlığın şeyi ne var? Dünyadan nefret ediyorsun. Ona kız. Mercan abiye kızdım. Hayır. En tuhafıma giden o. Bak vefasızlık demiş. Şeyde okuyacağım mahkemattan. Bir yanlışlığım var mı Abdurrahman? Burada böyle yazıyor. Ona kızmadım diyor. Ona kızmak yapmamış. Gördüm diyor ondan. Ne oldu sonra? Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek hayat-ı bir ürkmek geldi. Kalben kalbime dedim. Acaba ben bütün aldanmış mıyım? Şimdi bu sefer benim çok ilgimi çekti. Vefa nedir diye bu yola iz takip ettim. Vefa neymiş ki, vefasızlık odur. Ya onu çözeceğim dedim, ya onu çözeceğim. Adama kızmıyor, dünyadan nefret ediyor. Dünyadan nefret ediyor. Çok garibime gitti. Bu sefer vefa çalışırken, vefa bu zamanda, bu zaman, bu asır toplamasına baktım.
bu asır vefasız asır diyor. İşte sadakati kırılmış asır diyor. Vefa gavr-ı inidama çekildi. Metni okuyacağım. Ne oldu? Gavr-ı inidama çekildi. Tufan-ı gadr feverana başladı. Sonra eylem ne oldu? Kav ve amen ortasında uzun bir mesafe açıldı. Ha, tek tek okuyacağım şimdi. Vefa bir daha gavr-ı inidama çekildi. Gavr-ı inidam ne demek? Zeminsiz zemin. Dibin dibi. Yok yani. Çukur denmez. Zemin olmayan. Zemini yok. Gavr-ı inidam zemini olmayan bir kuyu. Diyor ki gavr-ı inidama yokluk çukuru, dibi olmayan bir çukura gavr-ı vefa çekildi. Vefa oraya gitti. Peki oraya gidince ne fırsat buldu da çıktı? Mesela insan zafiyeti olur ya böyle, vücudunda zafiyet olur. Bu sefer hastalık tepesine biner. Mesela şöyle diyeyim. Şafi ismi ahirette tecelli edecek cennette. Hastalık yok ki. Nasıl gözükecek? Şafi devamlı tecelli ettiği için hastalık olmayacak öyle. Şimdi vefa olunca bunlar olmuyor. Vefasızlık olunca şu oluyor. Ne oluyor? Vefa gavr-ı nidama çekildi. Dibi olmayan bir kuyuya gitti. Vefa çıktı insanlardan. Ne çıktı o zaman insanda? Kav ve amen ortasında uzun bir mesafe açıldı. Ha, ondan önce tufanı gad feverana başladı. Tufanı gad. Gad tufanı ne demek o? Hainlik, merhametsizlik tufanı, zulüm ve acımasızlık tufanı. Yani vefa çekilince insanlarda şu sıfatlar öne çıktı. Onun için dünyadan öttüm diyor. Çok tufan, çok tuhaf. Tufanı gad demek hain. Vefası olmayan hain olur. Vefası olmayan merhametsiz olur. Ve vefası olmayan zalim olur. Vefası olmayan acımasız olur, merhametsiz olur. Evet, vefa yok. Çünkü vefa enfusteki lügatta karşılığı fıtrat-ı asliyeni takip etmek. Fıtrat-ı asliyende yürümek. Fıtratının bozulmasıdır. Ona ait Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatında Hatice'yi anmadığı radiyallahu anh'a hiçbir gün olmazmış. Mekke Medine'ye gidenler bilir, böyle Ümre Hac'a gidenler. Mekke'den Hira'ya 4 saat 5 saat yaya sürer. 4 saat 5 saat. Kafile oradaki uzman öyle demişti. Günde 2 defa gidermiş. Erzak götürürmüş, su veya gıda. Ya yeter artık. Zaten o gel demediği halde geliyor. Yeter artık gel eve demezmiş. Hiçbir şey demezmiş. Gel eve demezmiş. Andığı zaman Ayşe-i Sıdıka radiyallahu anha dedi ki ben böyle böyleydim. O evli kadındı şöyle şöyle ama ağzından Hatice düşmüyor. Dediği zaman der ki kafamda kaldığı kadarıyla herkes beni terk ettiği zaman o her şeyiyle kendisini bana teslim etti. Benden kaçarlarken o her şeyime yardım etti. Allah Resulü hayatında hep onu zikrederek ne yapmış ben iz takip ettim. Ciddi teveccüh ettim bir mevzuya da bir parçasını şey yapacağım. Diyor ki Hatice validemizi anmak değil hatıralarına dostlarına da dost oluyormuş. Babanın dostuna dost olmak İmanın hassasındandır der hadis. Onun hatıralarına da sahip çıkıyor. Nasıl? Evet, bir seferinde öyle dedi.
Hatice'yi niye böyle çocuklarımın anasıydı dedi. Sırf çocuklar ondan olmuş. Onun dostlarına da dost oluyor. Kusur vardır tabi beşeriyet itibariyle. Onu hiç öne çıkartmaz. İstifa, peki burada ne dersler? Çok dersler kafanızda canlandığını biliyorum ama yer yer hayatımızda o kadar yanlışlıklar yapıyoruz ki ben şahsen diyorum. Yani menfaatlandığımız kaynaklardan kusur görsek, eksik görsek, belki de senin bakış tarzın farklı veya yanlış. Hemen dibin dibine gavri nidama atıyoruz. Ondan sonra arkasından değil onun hatırasına sahip çıkmak dalga geçiyor. Şimdi bak ne şey yapıyor. Acayip bir şey. Oysa o kadar istifade etmişiz ki, o kadar menfaatlanmışız ki, kusur olsa bile, noktayı nazarı farklı olsa bile, hemen atıyoruz. O ona değil, hatırasına bile sahiplenir. Ve dinimizde, İslam hukukunda o kadar vefa önemli ki, vefat edenin mezarı da diri gibidir. Üzerine insanın üzerine ayak basamazsınız, mekruhtur. Mezarlığa da basamazsınız, mekruhtur. Vefa acayip bir şey. Vefa adam, bir daha söyleyeyim. Vefa bu zamanda gavr-ı inidama çekildi. Tufan-ı gant feverana başladı. Kalp ve amel ortasının uzun bir mesafe açıldı. Mesela şimdi bir iş yapacaksın. Söz senetti eskiden. Değil mi? Senetti. Şimdi senin sözünü kanı almıyor. Banka seneti istiyor. Seneti de ama. Senet de şey. Bak. Kam, söz. Amel, hayat. Vefasızlık, eylemle, fiille, sözümüzün arasındaki mesafeyi açtı. Hutbe-i Şami'ye gittim. Hutbe-i Şami'ye 77 amel dedi ya, kav ve amel ortasına mesafeyi açmış vefasızlık. Vefa kalkınca, gavli nidama çekilince, sözde fiil, lime tekulune mala tefalun, söz, yani niye yapmadığınızı niye söylersiniz? Sözüyle eylem arasındaki mesafeyi merak ettim. Diyor ki Hutbe-i Şami'ye 77'de amel kalbin ve isim temayülatından çıkar. Hutbe-i Şami'de geçiyor. Amel var ya fiil. Nereden çıkıyor kaynağı ne? Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Yani kafadan bilgiden çıkmaz. Eğer bilginin zaruri neticesi olsa eylem alimler hata yapmaz. Bildiği halde hata yapıyor. Demek ki bilginin sonucu değil. Hissin ve kalbin dışa vuruşudur. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Peki bu temayülat, kalpteki temayülatın kaynağına da merak altında yazıyor. O temayülat ruhun ihtisasasından ve ihtiyacatından gelir. Ruhun hassasiyetinden ve ihtiyacının, ruhun hassasiyeti koy tencereye, ihtiyacını koy tencereye, temayülat çıkar. Bu temayülat da kalpteki hastaları, kalpte ne vardı daha önceki şart-ı cazda geçiyor? Latife-i insaniye var. Latife-i insaniye ve hissi aktif ediyor. Latife-i insaniye ve his aktif olunca fiile dönüşüyor. Tamam. Şimdi burada diyor ki kav ve amel ortasında sözüyle fiili arasında uzun bir mesafe açılmış. Vefa kalkınca. Ha, ameli ruhun burasından çıktığına göre, sözü de kafasına çıktığına göre, vefa aklın ve kalbin bütünlüğünden, istikametinden çıkıyor. Aklı ve kalbi istikametine koymaktan çıkıyor. Peki tufan-ı gadr feverana başladı. Tufan-ı gadr, bir de okuyacağım. Hain olur.
Hainlik. Omuzuna bir şey baktın. Çerevet. Hain olur, merhametsiz olur, vefasız, zalim olur, acımasız olur. Bu vefasızlar mı böyle oluyor? Böyle olur. Yoksa öleler mi vefasız oluyor? Oluyor. A eşittir B, B eşittir A. Mesela bir adam düşün. Hudut tanımaz. Kadir kıymet bilmez. Bak bir hata veya kusur veya noktayı nazar farklı görse dalga geçer arkandan ya. Yani. Yüzüne karşı da demesin eleceği böyle. Alay eder yani. Allah Resulü. Hatice validemizin zatına değil, hatıralarına, dostlarına da bile dost oluyor. Şimdi vefasızlık eşittir, tencere getir. Ne olur bu adam? Hain olur, merhametsizlik olur, zalim olur, acımasız olur, karıştır. Onun adı vefasızlık. Mefhumu muhalifiyle vefa, aslı fıtratını takip etmek olduğu için o hain olmaz, merhametsiz olmaz, zalim olmaz, acımasız olmaz. Aslı fıtratına takip etmekten dostlarına ve mukaddes kutsi şeylerine sahiplenilir. Evet. Yani muvazeni amal 13. lemada dediği gibi iyilikte kötülüğü şey yapar, muvazene eder. Hangisi galipse öyle muamele eder. Çünkü Allah öyle muamele edecek. Öyle muamele etmesini bize örnek gösteriyor ki böyle muamele edin diye. Hemen bir çukuru çöpe atılamıyor. Şimdi bir daha şurayı şey yapacağım. Adamlarda karşıdan gördüğümüz hainlik, zulüm, merhamet, vurma, kırma bizi adama düşman eder. Fakat vefasızlık kişinin iç alemini merak ettim. Bayağı şey yapmışım, meşgul olduğum için söylüyorum. Burada zaten söylüyor. Buradan çıktım. Vefasızlık gördüm. Buradan yola çıktım. Ne oldu sende iç aleminde? Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Yani dünyadan nefret etti. Dünyadan yani ya işte ona kızmıyorsun. Kişideki vefasızlık seni dünyadan nefret ettiriyor. Ya işte yani. Dünya buraya gidiyor yani. Evet. Orada dünyayı gördü. Komple. İnsanda bu böyle bir ruhsal bir şey yapıyor, itiyor. Ama her şey şartları tamam. Çamlıca'da talebesi var, şeysi var, her şey var. Esas acayip. Peki dedim, bu vefasızlık, imansızlıktan mı geliyor merak ettim. Aldanmış mıdır, enaniyet midir, gurur mudur, kibir midir? Onu da 5. işarette teselli için buldum yani. Vefasızlığı fiilen ustat gösteriyor şimdi. Diyor ki şuradan alayım. Çabuk. 5. işaret. Cenab-ı Hak kütüb-ü semaviyede beşere karşı şu cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli mucizatı göstermekle beraber çok irşat, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken ehl-i hidayet Hizb-ı Şeytan'ın mükafatsız, çirkin, zayıf desiselerine karşı mağlup olmaları bir zaman beni çok düşündürüyor. Bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehdidatına emniyet vermemek nasıl oluyor? En büyük vefasızlık Allah'a karşı oluyor ya. Tebiyyâ lâ irabbikumâ tekezzibân. Yani niye aslı fıtratına ihanet ediyor?
Yani bu bize şimdiye kadar konuştuğumuz kişiler arasında en büyük vefasızlık sahine, Rabbine karşı yapıyor. Allah nasıl sabrediyor? Sonra dedim ki Allah olduğu için ya. Bir kişi bana vefasızlık yapınca uyuyamıyorum. Yani bu hiç beklemiyordum çünkü. Her şeyimle teslim olmuştum. Bir bakıyorsun acayip bir şey ya. Her şeyimle teslim olduğum adam bunu nasıl yapar yani? Hatta günah değil, kusur değil. Vefasızlığı da takip ettim. Günah gibi düşmek değilmiş. Uzun vadeli takip edilen bir sıfatmış. Yani bir anda yapılan hata vefasızlık sayılıyor. Uzun bir müddet takip etmekmiş. Vefasızın içerisi bu. Çok yani, kötü. Evet. Çok yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hatice'yi radıyallahu anh'a validemize bir defa dememiş yani. Böyle alimlerde de baktım tesir şeyde de. Yani vefa ve vefasızlık takip edilen uzun bir hayat süreci içinde olandır. Günahlar ise Halit abi düşüyor, yapıyor, kalkıyor, tövbe ediyor. Ve ondandır ki öyle desise korkunç cinayet ki hiçbirimize ben de dahil vefasızlığımızdan tövbe etmemişizdir. Günahımızdan tövbe ettik ama Ya Rabbi zatına, mukaddesatına, kutsi değerlere ve üzerimde hakkı olanlara yaptığım vefasızlıktan dolayı beni affet. Tövbe ediyorum demiyor. Hatırımıza gelmiyor. O kadar korkunç bir şey bu. Günahımıza tövbe ediyoruz. Çok güzel bir şey. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Yani çünkü niye bilmiyoruz? Şey yapmıyor. Hatırlatmıyor meğerun. Günahımıza tövbe ediyoruz. Ya Rabbi şu kusurumu affet. Ya Rabbi şunu da affet bunu. Allah'ım zatına, senin rububiyetine, bana yaptığın muamelede ve bende meydana gelen uluviyetin hakikatına, mukaddesatımıza ve kutsi değerlere ve benim üzerimde hakkı olanlara bilerek veya bilmeyerek yanlış yaptığım, vefasızlık yaptığım kişilere bu vefasızlığımdan dolayı beni affet. Hatırımıza gelmiyor. Onu da affet. Ya onu da affet. Yani. Onu da affet de gelmiyor abi. Şimdi bu zatına şey yapılıyor. Sonra beşere indirgiyor ve çıkış yolu göstererek fezleke yapıyor. Fezleke de şöyle. Kur'an bir sureye başlar. Bir şeyle giriş yapar. Edebiyatta giriş, gelişme, sonuç ya. 25. sözde geçer. Kur'an sonunda anlattığı bir mevzu fezleke yapar. Ve huve semiul alim. Bu ismin, yani bu anlattıklarının kulasası bu. Veya anlattığı o kız, Cenab-ı Hak bizi tetikliyor, kızıyor. Sonra da diyor ki, merhametlin en merhametlisin. Bu sonundaki ayete ustad fezleke der. Vefa, amellerin, ibadetlerin, elde etmiş olduğumuz namazlar, oruçlar, ilim, dershanede ne aldığımızın hepsinin fezlekesidir. Vefa varsa kazanımlar anlam buluyor. Vefa yoksa elde ettiğimiz kazanımlar anlamını yitiriyor. Vefa. Hepsi tersine dönüyor. Nankörlük oluyor. Abi ihanetle eş anlamlı oluyor acaba? Gibi oluyor. Yoksa onun bir anlamından bir vefa, vefasızlık, bak Ömer, bir anda yapılan, düşülen bir hata, kusur değil. Uzun müddet hayatta takip edilen bir zihniyettir, anlayıştır. Yani bir düşen bir vefa şey değil. Ondan sonra tövbe ediyorsun. Zaten tamir ediyor o zaman. Estağfurullah diyor. Çünkü usta diyor bak, hayattan ürktüm diyor. İhanet o sürecin son noktası. Son noktası yani. Mesela neye benziyor? Ya öyle değildi ama ben niyetim o değil. Askeri edebiliriz. Hepimiz yapmışız askerliği. Cephanelikte nöbet tutuyoruz. Ha hainlik yaptın, düşmana teslim ettin. Ha uyudun. Tamam. Uyudun da orasını gasp etti. Yani düşman geldi. Askeri de der ki netice aynıdır. Yani kasten vermişsin, uyuyarak vermişsin. Veya ya düşman geldi uçurdu veya sen uçurdun. Netice bitti ya, netice bakılıyor. Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehdidatına emniyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? İnne keyde şeytane kâne zayıfa. Şeytanın tuzağı zayıftır.
şey, tuzağı. Ama kadını için keyden azima diyor Kur'an'da. Keyden azima. Sırrı ile şeytanın gayet zayıf desiselerine kapılıp Allah'a isyan ediyor. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları, esas okumak istediğim yere geldi. Herhalde bunu nasıl neticelendireceğim? Bazıları yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işitti. Bak Hasan'dan değil. Böyle derse gelmemiş. Bediüzzaman asrın imamı vazifedar zatın sirayet, inikas ve inikası var. Sirayeti var, insibağı var. Yani üç tane kanun işte. İnikas, sirayet ve insibağ. Yani birine mesela sigara içmediğin halde sigara için yanında oturursan sana sirayet eder. Buna sirayet denilir. Zahir. Fikirleri inikas eder. Ruhsal değişime uğrarsan ondan dolayı bu insibadır. Peygamber Hazretleri böyle değiştiriyordu. Sibgatullah diye geçer Kur'an'da. Diyor ki, niye uzattım bunu? Üstad Hazretleri gibi bir zattan yüz hakikat dersini işitiyor talebe birisi. Ya üstattan ya yüz değil. Yüz de şey, yüz tane, bir tane değil. Hatta benim arkadaşlarımdan, talebe demeyeyim, arkadaşlarımdan bazıları yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği ve bana karşı da fazla üstü zan ve irtibatı varken kapsız ve bozuk bir adamın emniyetsiz riyakarane iltifatına kapıldı. Onun lehinde, benim aleyhimde bir vaziyeti geldi. Şuraya bak. Yüz hakikat tersi ustadan şey yapıyor. Kabulüyor. Ondan sonra kalpsiz, bozuk bir adam. Emniyetsiz, riyakar iltifatına kapıldı. İltifat var ya, enanet var ya bu enanet. İltifat kapıldı. Onun lehine benim aleyhime bir vaziyet aldı. Fesubhanallah dedim. Kafana diyor ki bu adam bana neyine eyalet ediyor. Yüz hakikat Ersin'i ustattan işitmiş. Adamın bir iltifatına ya. İltifatına kalbi bozuk mesela bir adamın iltifatına yüz hakikat ustattan dediği halde ustadın aleyhine onun lehine dönüyor. Ustad dedi ki fesubhanallah. İnsanda bu derece sukut olabilir mi? Yani bu kadar aşağı olur mu? Ne kadar hakikatsız bir insan idi diye o biçareyi gıybet ettim, günaha girdim. Niye gıybet ettim? Doğru değil mi? Sonra sabık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti. Karanlıktaki çok noktaları aydınlattı. O nur ile lillah ilham hem Kur'an hakimin azim tergibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu hem ehli imanın desaisi şeytaniyeye kapılmaları imansızlıktan, bu adam değil, bu adamın yaptığı imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını, hem günah-ı kebairi işleyen küfre girmediğini, hem mütezile mezhebi ve bir kısım hariciye mezhebi gibi günah-ı kebairi itikap eden kafir olur veya iman ve küfür ortasında kalır diye hükümlerinde hata ettiklerini, hem benim o biçare arkadaşım da yüz ders hakikati bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi çok sukut ve dehşetli alçaklık olmadığını anladım. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'a şükrettim, o vartardan kurtuldum. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'ü bir emri ademiyle insanı mühim tehlikelere atar. Emri ademi, yani bir şeyi yaptırmamakla, yaparak değil, dümeni tutacaktı, tutmadı. Hem insandaki nefis bir yaptırmamak, mesela diyelim namaz kılacaksın, 5 dakikada sonra şey yapayım. Tamam, bundan sonra namaz kılma desem olmaz. Şeytan o kadar şey değil, zeki. Ha, ama kalitesini düşürüyor namazını. Namaz kılma dese yine kılacağım. Nasıl yapayım? 5 dakikada. Daha vakit var. Şunu da bitireyim.
Emri Adem'in bu. Şey başka? Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i bir emri Adem'i ile insanı mühim tehlikelere atar. İnsandaki nefis ise şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şehebiye ve gadabiye ise şeytan desiselerine hem kabile hem nakile iki cihaz hükmündedirler. İnsanda temelde iki tane, üç tane sistem çalışıyor. Hayat-ı dünyevi devam etsin diye. Kuvve-i akliye, kuvve-i şehebiye, kuvve-i gadabiye. Kuvve-i akliye üç modu var. İfrat, tefrit, vasat, orta. İfratı cerbeze. Hakkı, batıl, batıl hak gösterecek kadar bir zekaveti var. Tefrit ise basmaz kafa, kabahat. Vasat ise hakkı hak bilip, hakka yapışır. Batılı batıl bilip, batıldan uzaklaşır. Aklın özelliği budur. Zeka ise aklın bir sıfatıdır. Yani iyi bir doktordur, iyi mühendistir ama akılsız olduğu için Kur'an ya kılın ta kılın diyor, zekidir. İyi bir doktor, zekidir. Gider, gerekmediği aldığı adamı ameliyata sokar, keser adamın parası için. Bu akıllı değildir. Akıl nedir? Aklı verene aklı teslim etmektir. Kuvve-i akliye bu. Kuvve-i gadabiye hiç gerekmediği şeylere öfke eder. Yani çok fazla, bu kadar öfkeye gerek yoktu. Kızılmaması gerekenlere yere de miktara kızıyor. Kızım tefriti ise kızılması gerekene hiç lakaytlık. Hatta istikamet Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında olduğu gibi kızılması gerekene kızılması gerektiği miktar kadar kızmak. Bu kuvve-i gadabi. Kuvve-i şehvi ise cinsellik değildir. Hayat-ı dünyeviye, ikide bir telefon değiştirmek, ikide bir araba değiştirmek, lüks, yat, kat, yani yestahibbune dünya, yestahibbune hayata dünya alel ahire. Yani ifratı hayat-ı dünyeviyi esas alır, putlaştırır. Yani ölümden dehşet alır, hayatı, bedeni put. Tevfiti ise verilen cihazları hiç kale almaz, yerinde kullanmaz. Vasati ise emr olunduğu yere, emr olunduğu miktar kadar hak vermek. Bu üç kuvve insanın hayatına, işte bu şeytan bu üç tane kuvveyi oynar. Şeytan bunun neresinde? Unutmayın. Kuvve-i akliye, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, yani her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin tefriti nefsi emmaredendir. Her şeyin vasatı sünnet-i seniyedendir. Bir daha, her şeyin ama ne aklınıza geliyorsa ifratı şeytandandır. Tefriti sünnet-i nefsi emmaredendir. Vasatı sünnet-i seniyedir. Kuvve-i şehveye gadab ise şeytan desiselerine hem kabile hem nakile iki cihaz hükmündedir. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli azamıyla ehli imana teveccüh ediyor ve Kur'an-ı Hakim'de peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları istiğfar etmeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim kelime-i kutsiyesini her süre başında tekrar ile ve her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle kainatı ihata eden rahmet-i vasiyasını melce ve tahassüngah gösteriyor. Festaiz emriyle euzubillahimineşşeytanirracim kelimesini siper yapıyor. Allah Allah. Burada duruyor. Vâhir davahum enilhamdülillâh rabbil âlemin el-Fâtiha.